Bir 5 dakika sorular varsa onlara cevap vermeye çalışalım. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok yararlı bir panel oldu. Hepinizin emeğine ve ilgine sağlık. Benim sorum hanginiz yanıtlarsa arzu ederseniz başkan sizin nezdinizde sormak üzere şu. İş dünyasında da, akademik dünyada da benim çok sevdiğim bir söz var. Market clears, yani pazar temizler. Şimdi bu yaşadığımız şeyler, sizin de bahsettiğiniz vesaire gibi şeyler, bir oluşum, bir başka şeyi doğurmuyor mu? Onu önceden görüp ona ait bir şey yapmak değil midir bu işlerin çözümü? Yani kervan yolda düzülür veya dizilir, ne dersiniz, artık bitmeli değil mi? Teşekkür ederim. Bu felsefik soruya cevap vermek isteyen var mı? Ev sahibi olduğum için bir adım geride. Kervan yolda düzülmüyor mu? Şöyle, dünyadaki bütün bilimsel çalışmalar ya da aktiviteler tartışmalarını ve etik yaklaşımını arkasından getiriyor. Çünkü biz önce bir şey yapıyoruz. Ondan sonra onun doğru olup olmadığını ya da etik olup olmadığını konuşmaya başlıyoruz. İşte CRISPR teknolojileriyle genom editing yapıyoruz. Sonra bunun etik olup olmadığını işte ya da doğruyu kopyalıyoruz. Başka başka canlıları kopyalıyoruz. Sonra bunun doğru olup olmadığını tartışıyoruz. Tabii bilimde de böyle. Yani bugün açık erişimin tartışılıyor olması, konuşuluyor olması. Bu arada geçen hafta Elzevi'nin dünya başkanı beni ziyaret etmişti. Ve onlar da dünyadaki bu gelişmeleri çok farklı. Yani bilim dünyasının, hükümetlerin, toplumların üretilen bilimsel verilere ulaşmasında yaşadıkları problemlerin çok farkındalar. Bu toplantıları da izliyorlar. Ve sempatik olmak adına kazandıklarından çok ciddi bilim dünyasına geri dönükler yaratmaya çalıştıklarını da çok gül bir sesle dile getirdim. Ama hani konuşmalarımda da sabah da şimdi de bahsettiğim üzere bilim dünyası üretiyorsa ve bilim insanı adanmış bir hayat yaşayarak, gerçekten adanmış hayatlar yaşıyoruz. Master'ımızda, doktoramızda, ondan sonraki bilimsel faaliyetlerimizde ve bizim bilimsel üretimimiz ya da bu adanmışlığımız tümüyle insanlığa ve tabii ki içinde yaşadığımız ülkeye ve millete katkı sunmak. Dünyanın başka bir bölgesinde yaşayan bir iş insanını zengin etme motivasyonuna sahip değiliz. Bu gür ses bizim tarafımızdan dillendirildikçe, bizler bunu tartıştıkça, bunun yanlışlığını konuştukça, bu sistemi bypass eden yeni yollar araladıkça ben eminim ki bu sistem kendi içerisinde bizim lehimize optimize olacaktır. Ama tabii bizim bu tartışmaları, bu tarz toplantıları ve söylemleri, farkındalığı yaratma girişimlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Şimdi felsefi tarafıyla ilgili değil ama Sayın Yusuf Hocam'a belki bir örnekle getirmek istiyorum. Şöyle ki, yayıncılar, pazar temizler de yönetmenle sanıyorum değil mi? Yanlış anlamadıysam. Yayıncılar çevredeki değişimlere bakarak stratejilerini değiştiriyorlar. Örneğin artık kendilerini içerik sağlayıcı olarak konumlandırmıyorlar. Ya ne olarak konumlandırıyorlar? Information analytics, bilgi analizi. Dolayısıyla da son 10 yıla baktığımızda mesela sadece içerik sağlanması değil, aynı zamanda biraz önce sizin slaytınızda da var, işte bir anda ticari yerleri geliyor falan. Ama ondan öncesine de el attılar, sonrasına da el attılar. Örneğin size işte hangi kişilere fon sağlarsan daha iyi olur gibi ön bilgi sağlıyorlar araştırma, hangi araştırmaların yapılacağı konusuyla ilgili olarak. Yayınlıyorlar içeriği, arkasından da bu sefer değerlendirmeyle ilgili olarak rektörlerin kapısından gelip ya sizin
çok iyi olmadığımız alanlar bunlar vesaire diyorlar. Şimdi benim bilim camiasına yöneltmek istediğim soru şu, retorik soru olarak da alınabilir, cevap vermek zorunda değil kimse ama yani market bu şekilde bir temizleme yapıyorsa ya da bir öngörüde bulunuyorsa onlardan daha akıllı olduğunu düşündüğüm akademiye niye bunu yapmıyor açık bilimle ilgili olarak ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Sonuçta onlar bakın içerik sağlayıcıdan bilgi analistiği şirketine dönüşüyor. Onların sağladığı içeriği biz üretiyoruz. Ama bu mekanizma konusunda elbette onların bizden çok daha fazla deneyimi var. İstenirse bu o ürünlerin bir şekilde Yusuf hocamızın söylediği gibi herkese erişilir hale getirilmesi için gereken çabayı biz de markete bakarak, pazara bakarak yapabiliriz diye düşünmek istiyorum. Yani düşünmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim sorum Yaşar Hocam olacak. İlk konuşmasında değindiği nota üzerinden bir soru sormak istiyorum. Herkes, diğer hocalarımız da söyledi, akademik sistem, değerlendirme sistemi sayı sayma üzerine kurulu ve bundan herkes çok şikayetçi, sürekli dile getiriliyor ve bu açık bilimin arka sokağını oluşturuyor. Dolayısıyla burada somut çözüm önerisi olarak akademik değerlendirme sisteminde ne olmalı? Yaşar Hocam'a bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arka sokak tanımlamasını sevdim. Benim de işime gelir. Daha sert şeyler söylemek adına. Aslında benim önerilerim başka yerlerde de söylediğim şeyler. Yani bu sayıların diktatörlüğü olarak çevirmişlerin sözünü ettiğim kitap yayınlanmış Türkiye'de. Bir defa bu değerlendirmedeki unsurlara bir bakmak lazım. Şunu inkar etmiyorum. Yani bu tür kriterlerin konulmasının Türkiye'nin yayın sayısının artmasına vesaire katkısı olmuştur belki ama Abdullah hocamızın dediği gibi yani biz bu çalışmaların katkısını sadece akademik etkiyle ölçemeyiz ki kaldı ki orada bile birazcık non-toplama pozisyonumuz var. Hani bunun teknolojik etkisi, hani toplumsal etkisi, hani ekonomik etkisi bunlar konusunda herhangi bir değerlendirme kriterimiz yok. Varsa da yoksa yayın sayısı, etki faktörü, atıf sayısı bilmem ne. Dolayısıyla her şeyden önce söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi şu. Yani akademik değerlendirme bir şekilde yapılacak ama bunun bu kadar sayıya dayanması mı gerekiyor? Yani işte ne bileyim üniversite arası kurulda dosyanızın kabul edilmesi için ille de iki yayın indeksli dergilerde yayın yapmak vesaire gibi. Şimdi buna odaklandığınız zaman bunun bir şekilde çevresine dolaşmak son derece kolay ve bu yapılıyor. Bir ikincisi özellikle akademik teşvikle ilgili olarak mesela çok kısa dönemli bir ödüllendirmeden söz ediyoruz. Yani bugün birçok ülkede bu tür değerlendirmeler 6-7 yılda bir yapılıyor. İşte sabah İspanya'dan gelen konuşmacı benzer bir şey söyledi. Bildiğim kadarıyla İtalya'da böyle, İngiltere'de böyle vesaire vesaire. Şimdi siz Allah aşkına bir yıl içerisinde bir tane havuç koyarsanız buraya, yıl sonunda da işte en az 30 puanı alırsan maaşına şu kadar şey yapılacak derseniz o zaman o arka sokaklarda gezinme ihtimaliniz çok daha fazla oluyor ve oluyor bu. Oluyor. Onun için bu değerlendirme süreçlerimizi gerçekten yansız bir şekilde yatırım. Örneğin Türkiye 18.liğe çıktı ama biz bunun karşılığında acaba ne kadar sadece ekonomik ve akademik etki olarak değil, ekonomik toplumsal etkisi var bu araştırmaların diye araştırma değerlendirme çalışmaları yapılması lazım. Bunu derken de sadece sayı saymayı kastetmiyorum. Bu dönüşümü geçirmedikçe korkarım, yani bu yara kanamaya devam edecek. Biraz güçlü sözcükler kullanıyorum ama birinin yetti artık demesi gerekiyor bu işin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben
İsmim İbrahim Kaya, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekniği Bölümü. Hayvan çıkar çalışıyorum. Ben fazla vakit aldım. Kısa tek bir soru soracağım. Abdullah Bey size soracağım. Dergilerle ilgili bir sunum yaptınız. Şimdi bizim alanımızda bir dergi var. Şimdi ben bütün bunları izledikten sonra daha önce düşünmüştüm. O dergiyi nereye koyacağım? Şimdi derginin adı Journal of Daily Science. Sütçülük bilim diyebiliriz. Amerika'da yayınlanıyor. Şu an 102 yaşında. Dünyada alanında bir ya da ikinci. Çok kaliteli bir dergi. Bu derginin ben size yayın politikasını söyleyeyim. Diyor ki makaleniz kabul edildiğinde basın sayfa başına $130 alırım. 2-3 yıl önce böyleydi. İşte o derneğin üyesiniz $70 alırım diyor. Daha baştan söylüyor. Bir de şöyle bir kuralı var. Eğer diyor parayı ödeyemeyecek durumdaysanız ülkenize göre patch charge waiver yani ücretten feragat diye bir madde koymuş. Buna başvurabilirsiniz ama tek şartınız var diyor. Daha ilk başvuruda bu talebiniz varsa bir söyleyeceksiniz diyor. Dergi çok kaliteli. Ha, bir de şunu söylüyor. Open access istiyorsanız daha baştan $3,000 veriliyor. Ve dünyanın en kaliteli dergilerinden biri. İşin içinde para da var. Bu dergiyi sizin kriterlerinize nereye koyarsınız? Bizim kurallarımıza göre bir kere open access yapmak için sonradan para isteniyorsa bunda bir sorun yok. Yani isterse vermezsiniz, isterse verirsiniz. Bir sorun yok. Çünkü vermeyebiliyorsunuz o parayı $3,000. Değil mi? $3,000 vermeseniz de ikinci kısmını söylüyorum. Şimdi sayfa başına baştan o zaman yollayacaksınız. Ben ödeyemeyeceğim. Sayfa başına pay charge waiver başvurusunu yapacaksınız. Almazsanız yayınlamayacaksınız. Başka bir dergiye yayınlayın. Ama alırsanız yayınlarsınız. Bizim kuralın içine hiçbir sorun yok. Yani bizim kurala göre şu anda para ödüyorsanız, kabul ettikten sonra para ödüyorsanız, o zaman sayılmıyor. Şu andaki kuralımız yok. Çünkü yani bunun dediğim gibi o kadar çok dergi var ki, yani sizin dediğiniz gibi kesin örnekler vardır. İyi olduğu halde bu bizim kuralın içine girer. Eminim vardır. Fakat yüzlerce, on binlerce öbür türlü dergi var. Aradaki çizgiyi nerede çizeceğimizi bilmediğimiz için böyle basit bir kural yaptık. Yani para ödediği halde çok iyi sizin anlattığınız gibi dergiler olabilir. Ama kurumun yanında yaşlıyım. Tek tek. Şimdi bu kriterlerin kağıt üzerine konulmuş olması ayrı bir olay. Bunların işlemeyeceğini görmek ayrı bir olay. Ben filamanların yaptığı bir örneği vermek istiyorum. Bu vatandaşlar da işte değerlendirme için onlar bir bibliografi yazıyor. Yağmacı dergilerde yayınlanmış olan makaleleri buraya kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde performans ölçümünü kullanılıyor. Ama yaptıkları şey şu, sadece bu yağmacı dergilerin listelerine vesaire bakmak yerine aynı zamanda bir kurul kuruyorlar ve kuşkulanılan makaleler, dergiler vesaire olursa bu kurul karar veriyor. Bu örneği niçin veriyorum? Çünkü emin beyefendinin sorduğu soru gibi bu kurala bakarak yanıtlanmayacak bir takım dergiler karşımıza çıkacak. İster üniversite arası kurumlarında yükseltme açısından olsun, ister teşvik için para ödeme konusunda olsun. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela İsviçre'de çok tanınan Frontiers diye bir dergi grubu var. Kaç dergi yayınlıyorlar bilmiyorum ama süreç şöyle işliyor. Şimdi bütün değerlendirmeler, şunlar bunlar bilimciler tarafından yapılıyor. O aşamada yayıncının hiçbir dahli yok. İstediğiniz gibi reddediyorsunuz ya da kabul ediyorsunuz makaleleri. Ama kabul edildiğinde makale
işlem ücreti ödüyorsunuz. Şimdi işte bu kabul edilmez bir durum. İşte tanımlamasına göre bu tuğ kaka. Kaka evet. Maalesef olur. Çünkü kabul ben örneklerini biliyorum. Editörler diyor ki hakemlere, ya reddetmeyin. Ben göstereyim size yazımı. Aynı sebepten. Çünkü parayı kaybediyor adam. Şimdi sizin dediğiniz mümkün. Yani teorik olarak. Hani kurullar kuralım, hangi dergiler buna... Fakat o kadar çok dergi var, o kadar az kurulumuz var ki bunu yapamayız. Pratik olarak yapmamız mümkün değil. Onun için böyle biz basit uygulanabilir bir kural koyduk. Benim önerimle. Ve dediğiniz gibi vardır böyle dergiler. Journal of Dairy Science gibi. Çok iyi olduğu halde bizim bu kuralın maalesef... Bir de şunu söyleyeyim. Bu kural o dergi şahideni dergi haline getirmiyor. Veya bu dergi yağmacı dergidir demiyor. Sadece şeyi de kullanamazsınız. Yüksel doçentlikte kullanamazsınız. Yok abi. Öyle diyor. Ama dediğiniz iki numara. Bir numaraya yazın. Değil mi? Üç numaraya yazın. Evet. Kabul ediyoruz. Bir web sayfasında da yazıyor.
üvey. Submission charge önceden parayı vereceksin. Önceden parayı vereceksin. Sınıfta kalırsan da, kalmazsan da paran gidiyor. Paper'ın kabul edilse de, reddedilse de para gidiyor. Bu durumda bir sorun yok. Ama şunu derse üniversiteler, o zaman büyük sorun var. Mezun şeyini verdik, o zaman parayı alırız. Sınıfta kalırsan para vermiyorsun. Olmadı. O zaman çelişki olur. Aynı şey. Makaleye baştan para verin. Onu öneriyorum dergi çıkarıcılarına. Diyorlar ki ama hocam o zaman gelmezler bize. Garantisi yok diyorlar. Olur mu? Garantisi olmadan parayı verecek. Verecek parayı. Yani sinemaya giriyorsunuz, önceden parayı veriyorsunuz. Filmi beğenseniz de beğenmeseniz de paranız gidiyor. Beğenirsen parayı verir, beğenmezsen vermem. Olmaz. Evet. Aslında epey ilerledi. Belki son bir soru alalım. Ebru Kaya, Bilkent Üniversitesi. Ben hazır rektörlerim buradayken, üç rektörü bir arada görmekten bugün mutluluk duyuyorum. Kütüphanecilik sektöründe çok teşekkürler bu saate kadar bize konumuza ilgi ve sabır gösterdiniz. Bizimle beraber olduğunuz bunun için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Açık Bilim sadece kütüphanecilerin değil, tüm karar vericilerin ve asıl akademiklerin de burada olmasını beklerdim sadece rektör hocalarımızın değil. Şimdi hazır rektör hocalarımız buradayken ben bir soru sormak istiyorum. Yusuf hocamız en sonunda dedi ki ticari yayın evlerine yayınlarımızı göndermeyelim önerilerin arasında. Bunların editorial boardlarını tercih etmeyelim. Peki bizim YÖK'deki karar vericilerimiz ve rektörlerimiz akademisyenlere şöyle bir söylemde ya da öneride ya da yaptırımda bulunabilirler mi? Bundan sonra ticari yayınlarımızı yaparken işte biz maaş alıyoruz. Hani o döngüyü hepimiz farkındayız. Maaşı ben ödüyorum. Yani kamu kaynaklarından maaşlarımız ödeniyor. Araştırmalara yayınlarımızı da açık erişimle şu dergilerde yayın yapılmasını editorial board'a yani ticari yayınlara öncelik vermeyerek bu açık bilimi desteklemek adına daha somut olarak üniversitelerimizde akademisyenlerimize hem yönetici olarak bir yol gösterip böyle bir yayınlarımızı nerelerde yayın yapacağını adres göstererek ticari yayınlarına bu anlamda biz bir hareket başlatabilir miyiz? Yani bu sonuçta rektörlerimiz ve YÖK kararıyla yapılan bir sürü mandatörü şeylerimiz var. Şimdi akademik hayatın önemli şeylerinden birisi serbestliğidir. Hocalara şurada yayın yapın, şurada yayın yapmayın diyemez. Ama yükselmeler de bunu göstergeler. Şimdi yükselmeler de diyoruz ki ben şunu mesela demiyor muyuz ki endekse girmeyenleri saymıyoruz diyoruz. Ama hoca isterse endekse girmeyenlerde de yayın yapar. İsterse de Journal of Daily Science'da da yapar. Hiç kimse bir şey diyemez. Hiç kimse bir şey diyemez. Ticari dergilere de yollayabilir. İsterse orada da yapar. Ama yükseltme yapan kurum, üniversite arası kurum diyor ki ben şunu saymıyorum. Sen istediğini yap. Yani bu konuda diyor ki aman şunu yapın, şunu yapmayın falan. Öyle bir askeri rejim gibi yani olmaması. Yani sizin olarak açık bilime nasıl bir katkı sağlayacağız? Rektörlerimiz mesela ben rektör olsam şöyle yaparım diyebiliyorum kendim. Şu anda bu kadar tüm gün konuşmamız sonunda sizler mesela somut olarak ben merak ediyorum kendi kurumunda bu farkındalığı nasıl yaratacağım ve bizde Bilkent Üniversitesi'nde çok iyi akademisyenlerimiz var ve yayınların nereye gittiğini hani gözlemliyoruz. Biz çok çalıştık açık erişimine bütün topluma ve dünyaya açtık bunları evet ama hala biz çok büyük en yüksek parayı ödeyen kurumlardan biriyiz. Sizin yazdığınız makaleleri ödetmek için. Yani bu ticari yayın evleriyle biz nasıl mücadele edeceğiz? Ben negotiate yaparken çok yorgun düşüyorum. Dolayısıyla somut olarak nasıl biz ülke olarak Almanya'nın yaptığını, diğer Hollanda'nın yaptığını biz Türkiye olarak nasıl yapacağız? Ve bunu rektörlerimizle ve YÖK temsilcilerimizle yapacağız. Yani somut olarak bu toplantının çıktısı olarak ben merak ediyorum, rektörlerimizin kafasında evet şu somut adımı atalım, bu
bunu kütüphanecilerimizle şu şekilde yapalım, akademisyenlerimize böyle bir somut bir şey oluştu mu kafanızda? Nasıl mücadele edeceğiz, ne yapacağız? Bundan sonraki stratejik planımızda biz rektörlerimize nasıl hareket edeceğiz? Böyle bir somut bir şey oluştu mu, onu merak ediyorum. Biz zaten biliyoruz bu paylaşan en büyük bütçelerin, biz kütüphane bütçelerini harcarken bunu senelerdir yaşadığımız problemler ve biz tek başımıza bununla mücadele edemiyoruz. Yöneticilerimizi de, yayın yapan akademisyenlerimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Onun için bizim somut önerilerimiz var, çözümlerimiz var. Açık erişim konusunda işte mücadele ediyoruz yayıncılarla. Yayıncılara diyoruz ki bizim akademisyenlerimiz sizde bu kadar yayın yapmış. O zaman pazarlığımızı şu yöne dönüştürelim, bu yöne dönüştürelim. Ama karar vericiler ne yapacak bu konuda, ben bilmek istiyorum. Hani şimdi birincisi rektörler akademik olarak karar verici kimseler değildir. Rektörlerin görevi hocalarına hizmet etmek. Hocalar karar verir. Bizim görevimiz onlara hizmet etmek. Değil mi hocam? Evet. Şimdi olay kütüphane açısından bakışla bizim açımızdan bakış biraz farklı. Benim açımdan yayının içeriği önemli. Ben o içerikten emin olmalıyım. Çünkü o içerik benim hocamın çalışmalarını daha sonraki aşamaya taşıması lazım. TÜBİTAK'ta proje alması lazım, yurt dışı projelere katılması lazım. Lazım mı? Açık erişimi yapmış ama içeriği önemli. Şimdi öteki dergilerde o içerikle ilgili bir ön kontrol yapılıyor. Onu da ben yapmıyorum zaten. Ha ben o ön kontrol yapılma masrafını bir yolla o derginin aboneliği olarak yapıyorum. Benim açımdan masraf o. Anlatabiliyorum yani sizin bakış açınıza bizimki biraz farklı. Şimdi aslında ben bir şey daha ekleyeyim. Bir makale, ben bir zamanlar hesaplamıştım, 50 bin dolara mal oldu. Bir makalenin yazılması. Yani bunun yanında kütüphanenin o makaleye ulaşmak için, tekrar satın almak için harcadığı para çok fazla önemli değil. Baktığınızda, büyük resme baktığınızda çok fazla değil. Yani burada bütün kütüphaneciler var. Ama bugün de konuşuldu. Akademisyenler çok fazla bu konuyla ilgilenmiyor. Çünkü esas büyük para makaleyi yazmak için harcanıyor. İnsanların maaşları, doktora öğrencilerinin maaşları, şunlar, bunlar esas büyük para oraya gidiyor. Bu kendi yazdığımız şeyi kendi kütüphanemize satın almak için harcadığımız para devede kulak. Ben öyle bakıyorum. Aslında şöyle bir şey söylemek için söze aldım Abdullah Hocam. Beyin hayat öyküsü gibi ben de böyle kendi yıllarımı gözden geçirdim. 48. yılındayım ben akademiden, yani uzmanlıktan sonra üniversiteye girişte. Biz benim asistanlık yıllarımda Hacettepe'de çalışırken çok ünlü Amerika'nın işte neyse Avrupa'nın ünlü yerlerinde hocalık yapmış insanlarla çalıştık ama hiç yayınları yoktu. Yani mesela 5 yıl Amerika'da çok ünlü bir üniversitede kalmış gelmiş ama döndüğünde yok kötü hocamız değil, fevkalade insanlar süper ama yazma kültürü olmayan bir ülkeyiz. Yani yazma kültürünü daha çok yeni elde edildik. Sonra Hacettepe'de Farabi Dora diye bir beyle çalıştı. O da Alman ekolünden yetişmişti. Örnek olsun arkadaşlara diye diyorum. Yani genç gruplar bunu dinlemedi. Aslında bütün sorun akademisyenlerin kendi etik değerlerine düşmüş olmasında. Yani bunu yapan onların kendileri, eğer bu etik değer, Farabi Dora bir yayın yazacaktı. Bana dedi ki, Dirim'e gönder yazını dedi. Dirim de Feridun Filip diye bir ilaç firmasının bedava çıkarttığı, ilaç reprezentlarının elinde dağıttığı bir mecmuaydı. Niye onu tercih ettiniz dedim. Hani ben de güzel yazdım, daha iyi bir yere göndereyim falan. Çünkü Türkiye'de her yere ulaşıyor dedi. İlçelere ulaşıyor, Feridun Filip kendi ilacım için ve ben oral kontraseptiflerle ilgili bir makale yazmıştım o zaman. Şimdi bunları niye anlattım? Yani bu kadar patırtıya rağmen yazma kültürü olmayan bir yer buraya kadar geldi. İnsanlar yazıyorlar. Bu bir. Bu bir kazanç diye düşünüyorum. Ama sistem, yani Vakko'dan alamıyorsan NCYK'den al diyor. Onu yaratmış. Ne yapacak adam? Yani Vakko'daki gönderemiyorsan yayını, kabul etmiyorsan American Journal of Medicine, hani ben tıpçı olduğum için oradan örnek veriyorum. O zaman onun benzeri bir şey. Nature'in kendisi diyor, siz ifade ettiniz.
hem karşı taraf insanları çileden çıkarıyor, hem yetişen insanlarda etik değerler düşüyor. Eğer sizin kendi etik değeriniz olsa yalan dolan bir işi yapmak ister misiniz? Ruhunuz kabul eder mi? Böyle etik olmayan bir dergilerle çıkan makalelerle doçent olmayı. Ama ediyor insanların ki. Esas bizim akademik grubun, akademinin, Türk akademisinin yapması gereken şey etik değerlerle donatılmış genç nesilleri yetiştirmek. Bunu böyle mecmuayı, o da çıkarır, o da çıkarır. Bunun önüne geçmek böyle yasayla, kanunla falan mümkün olmaz. O birincisi bu. İkincisi bir şey daha söyleyecektim. Üstünü unuttum neyse. Bunların hepsi böyle önemli şeyler. Yani burada söylenmesi gereken şey, şunu söyleyecektim. Bu insanların başına etik değerler konusunda sıkıntı açıyor. ÜAK'ta şu günlerde, şu aylarda, belki bir buçuk, iki yıldır hiç olmadığı kadar etik sorunlarla karşılaşıyor doçentler. Mütemadiyen hep bize ulaşıyordur. Elimde bir dosyayla tık tık kapı çalınıyor. İşte ben kaldım, etiğe düşmüşüm. Etiğe düşmüşüm diye bir laf var. Etik komisyonu diye bir şey var ÜAK'ta. Etiğe düşmüşüm. Bakıyorsun, işte yani etikçi değiliz ama eninde sonunda deneyim bunu gösteriyor insana. Yani bu dergilerde yayın yapmak, o yayınların iyi hakemlerden geçmeden ortaya çıkmış olması kişilerin kendisini de zaman içerisinde pişman edici duruma düşürüyor. Onun için en azından bu etik değerlerin yeni yetişen akademisyenlere aşılanması, bildirilmesi en önemli, bence sorunu çözecek en önemli şey bu saygıyla. Hocam biraz önce söylemiş oldu zaten, şimdi ÜAK'ın almış olduğu karar, işte hocam da vardı, ben de vardım kararın içerisinde. O karar, bu bahsettiğimiz dergileri şaibeli dergi olarak ilan etmiyor. Zaten ilan edersek bir suç, adam gider mahkemeye, dava açar, beni bütün dünyada tanımıyor, siz niye tanımıyorsunuz, ben şaibeli değilim, başımıza bela alırız. Dolayısıyla biz onlara şaibeli demedik. Biz onları bu süreçte, hocam da ifade ettiği gibi, kabul etmiyoruz dedik. Ama altına bir de not ilave edildi orada. Notta şunu diyor. Mesela sizin bahsettiğiniz dergi, eminim ki jüriye giren hocaların çok iyi bildiği bir dergidir. 100 yıllık dergi diyorsunuz. Eğer isterse hoca bunu kabul edebilir. Buna ÜAK müdahale etmiyor. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla orada kesin bir kural yok. Zaten bunu bir şey olarak da çıkarılmadı. Sadece ÜAK'ın sayfasında açıklamalar, sorulan sorulara cevaplar olarak verildi. Dolayısıyla bu da onu biraz esneye gireceği anlamına geliyor. Yani aslında kurulun yanında yaş yanmayacak tam olarak. Gerçekten o sağlam bir dergi ise jürinin, aslında biz bunu keşke, gönül ister ki jürinin değerlendirmesini bıraksak. Yani o jüri, o akademik jüri aslında o alandaki o tür dergilerin ne amaçlı çıktığını en iyi bilen ekip yani. Fakat işte maalesef her zaman bu gerçekleşmiyor. Ama dediğim gibi bu katı bir kural değil aslında. Orada bir esneklik var. O notu dikkatli okursanız altında bir not diye bir ifade var. O özellikle yazıldı oraya. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum ben. Sezer Hocam'a özellikle etik konusunda katılıyorum. Yani bugün Responsible Research diye gelecek ve yeni nesilleri yetiştirmek. Bugün herhalde konuştuğumuz pek çok şeyi umarım sonraki jenerasyonlar için biraz öğrenecektir. Birkaç tane cümle geçti arada, bu beni biraz korkuttuğu için ve bütün günümüzü, hatta dünü de bu konuyla geçirdiğimiz için aklıma gelen şeyleri söylemek istiyorum. Ebru Hanım'ın aslında reyze ettiği, ortaya koyduğu bence konu çok önemli. Biz kütüphanecilerin yıllardır konuştuğu ve çözmeye çalıştığı birçok sorun, biz sizler için varız, ben de sonuçta kütüphaneciyim. Biz araştırmacılarımız için varız. Ama bugün sonuçta konuştuğumuz aslında sorunun zaten temeli bu. Siz araştırmacıların ve karar vericilerin özellikle akademideki pozisyonu ve nasıl davranmak istediği çok önemli. Yine dönüyorum sonuçta sorulan soru kütüphanelerin harcamaları dediniz ya aslında bir devede kulak diye. Tek tek kurumsal olarak bakmayalım, belki Bilkent için öyle olabilir, XYZ üniversiteleri için öyle olabilir. Ama yani evet, ama şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Global olarak bunun etkisini sabah işte ÖTEK'in sunumunda 5 tane sonuçta promotion, ticari publisher'ın %35-40 sonuçta net kârla seneyi kapattığından bahsediyoruz. Yani burada sadece Bilkent'in sorunu ya da XYZ Üniversitesi'nin sorunu değil, global bir sorunu
Den bahsediyoruz. UC Davis ya da California Üniversitesi sonuçta, yani bütün sonuçta şeyleri cancel etmeye başladı. Ama burada ayakta duranlar, rektörler, komisyonlar ve araştırmacılar, kütüphanecilerden de çok. Dolayısıyla orada bir, yani doğru anlamamız gerekiyor sorunu. Sizin tutumunuz ve sizin düşünceniz çok önemli. Söylediğiniz şey çok doğru. Publication'dan önceki dönemde daha çok para harcıyorsunuz ama gerçekten devrede kulak değil verdiğiniz para. Evet, çok yani sinirlenip dişlerimizi gıcırdatmakta haklıyız. Yani onda hiçbir şüphe yok. Fakat yani şu anda bir dünya bu konuda bir dönüşüm içinde, çözüm arıyoruz. Onun için burada bu konuları tartışıp duruyoruz. Ama bize bir şey sorarsanız cevabımız yok maalesef. Önerilerimiz var. Bizden önerilerimiz var ama bütün dünyanın kabul ettiği, yani Yaşar Ponto hocamızın önerileri var, benim var, öbürünün var, bir sürü öneri var bu konuda. Ama bütün dünyanın kabul ettiği, herkesin o yöne gittiği bir henüz bir karar yok. Ben onu demek istedim. Öneri değil de mesela bu inşaata böyle biraz önce University of California'yı örnek verdi. Siz çok küçük diyorsunuz ama mesela University of California'nın en büyük yayıncıyla işleri sonlandırmasının temel nedeni şu andaki altın yol seçimine zorlanmalarının birkaç sene içerisinde şu anda ödediklerinin iki katı miktarını ödemeye yol açacağı için nedenlerden bir tanesi de bu. Şimdi altın yola girerlerse şimdiki ödediklerinin 5 mislini ödeyebilirlerler. Yani orada altın yola girmeleri yanlış. Şimdi Almanya'da Wiley ile bir anlaşma yaptı. Hatası var ama anlaşmanın. Onlarla yaparken anlaşmayı sabit bir miktar söylemeleri lazım. Kabul edilen makaleyle orantılı para ödeyeceğiz dediği anda iş bozuluyor. Sabit bir para ödeyeceksin kardeşim. Sen istediğini kabul et, istediğini reddet. İstiyorsan çok kabul et. İstemiyorsan çok az kabul et demesi lazım. Bunu yapmadıkları için yanlış. Evet, yani şimdi artık zamanımız çok ilerledi. Herkes... Öncelikle tabii ev sahibimize, bu organizasyonu yapanlara çok büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi bu araya getirdiler. Böyle önemli bir konuda konuşmamızı sağladılar. Onlara büyük bir alkış. Teşekkür ediyoruz hepinize. Toplantımız tamamlanmıştır. Sayın Abdullah Atalar ve tüm panelistlerimize değerli katkıları ve açık bilim yolunda bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.